Hoş geldiniz. Buyurun. Bir fotoğraf alalım. Tamam. Başka. Bir yerlerini sıkayım şeylerini de. Ha, tamam. Asgari ücret tespit komisyonumuz 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Bildiğiniz üzere esas manada bir sosyal koruma ücreti olan asgari ücret, çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir. Komisyonun nihai hedefi ise tüm tarafların görüşlerini, taleplerini ve mevcut sosyoekonomik koşulları gözeterek bu sınırı belirlemektir. İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde ve komisyon toplantıları neticesinde belirlenen yeni miktarın başlı asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Şimdi 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11.402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17.002 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrette önceki döneme göre %49, önceki yıla göre de kümülatif olarak %100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak 3,5 kat artış sağlamış bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Aşağı yukarı 2-2,5 saattir Cumhurbaşkanımızla beraber dördümüz bir toplantı yaptık. Bugün ayın 27'si, 27 gündür süren bir süreç. Biz Türk İş olarak bugüne kadar 2 saat evvelsine kadar resmi bir rakam söylemedik. İki defa resmi rakamı 2 saat evvel Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, işveren temsilcimize ifade ettik. 40 sene sonra ilk defa asgari ücret komisyonunda Çorum'dan gelen enerji işçisi var. Adana'dan gelen sağlık işçisi var. Gerede'den gelen karayolları işçisi var. Ankara'dan gelen AVM işçisi var. Bunların 4 tanesinin 3 tanesi sendikasız, sendika yok. 4'ü de asgari ücret alıyor. O başkanlar kurulu arkadaşlarımızın taleplerini de bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, işveren temsilcisine ilettim. Şimdi bu asgari ücret 9 milyon ilgilendiren bir ücret. Önünde bir tık topladığın zaman aşağı yukarı 11 milyonu ilgilendiren bir ücret. Çoluk çocuğunuzu topladığınız zaman 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Arzumuz şu, dedi ki asgari ücreti gelsin, burada komisyonda derdini anlatsın. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evinin durumunu, marketin durumunu, enflasyon durumunu anlatma imkanı buldular. Şimdi burada ben özellikle TİSK Başkanımızın dışında Türkiye'de onun dışında işveren örgütleri var. İşte 4'e yakın işveren örgütü var. Bazıları olanı söylüyor, bazıları karnından konuşmaya devam ediyorlar. Şimdi ben özellikle Türk İş'in talebi bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. Talebimiz bizim 18 bin liraydı. Yılda 2 kere bu müzakerenin yapılmasıydı. Pazardaki, marketteki fiyat dursun da asgari ücretin konuşmanın bir anlamı yok. Ama maalesef fiyat artışları ortada. Onun için dedik ki biz 18 bin lira talep ediyoruz. Yılda 2 kere olsun. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef benim ülkemde bu geçim ücreti oldu. Yani bu yıllardır bu başlangıç ücreti, işte bunun üstünde bir ücret verin ama maalesef işverenlerimizin 90'ı bu asgari ücret üstünde bir ücret vermiyor. Diyor ki insanlara bu ücretten geçin. Herkes bir iki dakika düşünsün, bu ücretle geçinilebilir mi? Yani benim orada bir an evvel bu enflasyon dursun. İşte bu asgari ücret pazarlıkların da bu derecede olmasına gerek yok. Ama enflasyon durmadığı müddetçe
biz yılda bir kereyle bu asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz. Uzun ve zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. Süreç boyunca biz dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesinin önemini aktardık. Tüm paydaşlarımızın faydası için de azami bir çaba gösterdik. Pozitif mesajlarla ülkemiz çalışma hayatına katkı sunmaya gayret ettik, etmeye devam ediyoruz. Biz devlet işçi işveren ayrımına karşı olduğumuzu her fırsatta istifade ederek ifade ediyoruz. Bizden tabii sık sık duyuyorsunuz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. İşçi işveren devlet bir ailedir. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bazen tüm konularda anlaşılır, bazen de anlaşmazlıklar olabilir. Esas olan ailenin birlik ve beraberliğidir. Bugün bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bu aileye yakışmaz diye tekrar ifade etmek istiyorum. Ayrıca her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Sayın Bakanımız ifade etti. Devletimiz bu görüşte, Türk İş Başkanımız ifade etti. Biz işverenler olarak bunu ifade ediyoruz. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Belirlenen asgari ücretin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı olsun yeni asgari ücretimiz. Başkanım teşekkür ederim.